Bilgi burada. Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz Bosch Max bir çamaşır makinemiz var. Bosch Siemens ve Profilo'nun özellikle 6 kiloluk, 7 kiloluk, eski modellerde 5 kiloluk bu makinedeki gibi göstereceğimiz sorunu ve amortisörü varsa bunun çözümü nasıl olabilir, ne olabilir veya nerelere bakabilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Makinemizin ilk olarak sorunu arkadaşlar makine sıkmadayken, içerisinde çamaşır varken çok aşırı şekilde takır tukur sağa sola vuruyor kazanı ve ses yapıyor şikayetiydi. Şayet böyle bir sorun varsa ilk yapmanız gereken makinenizin kapağını açıp kazanı elinizle bir boşken çevirmeniz olacak arkadaşlar. Kazanı boşken çevirdiğiniz zaman içerisinden eğer takır tukur sesler geliyorsa, yani kazanı boş döndürdüğünüzde kütürtü patırtı geliyorsa kazan bilyanızda arıza vardır. Ama kazanda herhangi bir ses yoksa ve özellikle dediğim gibi kazan tam sıkmaya geçeceği esnada içinde çamaşır varken aşırı şekilde sağa sola vuruyorsa, tak tak makinenin sacına vurduğunu duyuyorsanız büyük ihtimalle sorun bu cihazdaki gibi amortisörle alakalı bir sorundur. Şu an bunun amortisörü bakın arkadaşlar bu şekilde çok rahat şekilde gidip gidip geliyor. Bu normalde böyle olmaz. Bu langır langır oynuyor. İşi bitmiş artık. Bunun içinde keçeler olur. Bu keçeler eskidiği zaman şöyle göstereyim. Bu keçeler yıprandığı zaman, zayıfladığı zaman bunun hareketi daha kolay olur ve kazanı amortisörler frenletemez. Hal böyle olduğu için kazan yükteyken, sıkmaya geçerken çok aşırı sallanabilir. Ne yapabilirsiniz? Bu makineyi yan yatırdığınız zaman alt kısmını bu şekilde göreceksiniz. Makinede iki amortisör olur. Birisi şurada üst tarafta, şöyle göstereyim. Yani üst taraf derken bir sağında bir solunda olur. Ben yatırdığım için üst diyorum. Birisi de yine bu tarafında. Bunlar üst taraftan normalde arkadaşlar sökülmesi biraz sıkıntılı. Şöyle göstereyim. Şu an burada şu pin var bakın gördüğünüz. Bu pimin çıkması gerekiyor bu amortisörü komple yerinden çıkarmak isterseniz. Fakat bu pimi çıkartamazsınız. Neden? Çünkü kazan ortadan vidalı bu makinelerde. Ve bu pimi çıkarmak için kazanı komple ayırmanız gerekir. Bu da başlı başına bir iş ve başlı başına bir masraftır. Bunu kendiniz zaten yapamayabilirsiniz ve usta çağırmanız gerekir. Kazan komple ayrıldığı zaman maliyet olarak çok yüksek fiyatlarda çıkartma durumu olabilir. Peki basit olarak ne yapabiliriz? Eğer ki sorun amortisördeyse, amortisörü bu şekilde baktınız, kontrol ettiniz. Bu arada bunu buradan çıkarmak için şöyle göstereyim. Yan yatırdığınız zaman şöyle bir vidası var. Bu vidada yine şuradan göstereyim. Şöyle yan tarafında takılı arkadaşlar. Bunu 13 anahtar tutuyor. Bazılarında değişebilir ama geneli 13 anahtar. Bunu yerinden çözeceksiniz. Çözdükten sonra zaten makine yatkı olduğu için şöyle yaptığınızda yukarı taraf tuttuğu için amortisör bu şekilde boşa çıkacak. Bunun içini çıkarmak için ne yapıyoruz? Şöyle ben size boşta bir amortisör de göstereceğim. Bu aynısı. Oradaki amortisörün aynısı. Bunun şurada yan tarafta bakın bir ufacık tırnak var arkadaşlar. Bir tarafında olur. Bu tarafında yok. Bakın burası düz. Bu taraftaki tırnak normal şartlarda şöyle göstereyim. İçine doğru basık olur arkadaşlar. Şöyle bastım. Şu an bu içine doğru bakın eğik şekilde oldu. Ve şu an bunu ben asıldığım zaman bakın gelmiyor. O eğik olan saç bunun çıkmasını engelliyor. Bunu siz yeni aldığınız amortisörü komple değiştiremeyeceğiniz için, kazan sökülmeden komple değişmeyeceği için basit olarak ne yapabilirsiniz? Makineyi yatırdığınızda amortisörün şu yan tarafındaki tırnağı tornavidayla şöyle hafif yukarı doğru açacaksınız. O tutan emniyet tırnağını açtıktan sonra eski amortisörünüzün iç kısmındaki bu parçayı, plastiği ayıracaksınız. Yeni aldığınız amortisörün iç kısmındaki bu plastiği buraya düzgünce takacaksınız. Makinenizin üzerindekini artık, yani şuraya takacaksınız ve amortisörün iş gören şu ezilen keçelerini değiştirmiş olduğunuz için taktığınız amortisör sizi yine sorunsuz bir makine kullanma durumuna getirecek arkadaşlar. Komple değiştirmek yerine Bosch Siemens Profilo'nun dediğim modellerinde videonun başında genelde 5-6 kilo 7 kilo serilerinde çıkıyor bu şekilde. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. Basit olanı budur. Bunun dışında yine eğer ki amortisör sağlam sekiyorsa yaylarla alakalı olabilir. Yine sekmeden ziyade ayakları da olabilir. İç sekmiyor, dışı sekiyorsa makinenizin ayak vidaları ayarsız olabilir. Ayak vidaları da arka tarafında da bulunur makinenizin. Yine ön tarafında da bulunur. Şöyle iki tarafında da. Ön taraflardan ayarlama yapabilirsiniz. Bunlar hareket eder. Eğer paslandıysa biraz zor dönebilir ama buradan da ayar yapabilirsiniz. Amortisör değilse sorununuz ama bu videoda amortisörün nasıl değişeceğini ve sorunun ne olabileceğini aktarmaya çalıştık. Video harici bilgi için lütfen Konya dışı özellikle aramayalım. Cihazı görmeden, gelip başında kontrol etmeden bu videodan farklı bir şey diyemiyoruz. Konya içerisindeyseniz, bakılmasını isterseniz arayabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere.